Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda bir günlük vlog çekelim. Şöyle olaylardan sizi haberdar edeyim istedim. Gördüğünüz gibi Suzuki TL1000 ile birlikteyiz. Bayağı hoş V silindirli, iki silindirli V şeklinde. Buradan yandan görünüyor motorun içi. Paralel V silindirli bir motorumuz var. 1000cc. Bununla dolaşacağız. Dolaşacağız, eve doğru gideceğim zaten. Arkasında mono kapağı da var ve racing için tasarlanmış Viper marka, sadece pist için kullanım falan gibi şey yazıyor çünkü bayağı acayip ses çıkarıyor, performans egzozu. Öyle arkadaşlar, şimdi hemen sizi bekletmeden bir çalıştırayım, bir gürültüsünü dinleteyim. Çok tatlı bir gürültüsü var. Evet. İnsanın kalbini titretiyor yani. Bin cc güzel ya. Evet, hemen yola çıkalım. Daha bu motorun inceleme videosunu çekmedim. Çekince izlersiniz arkadaşlar. Güzel olacak bence o da. Şimdi şöyle biraz hızlanalım. Az daha önü kalkıyordu arabanın, motorun ya. Şöyle bir de gazı bırakınca patlıyor, çatlıyor. Bayağı manyak hızlanma. Evet, bu motoru da sağ olsun Given Drive kankim bana şöyle bir süreliğine ödünç verdi. Sözünün eri tabii ki kankim. Sana ehliyeti alınca ben motorların herhangi birini veririm demişti. Ha, bu arada ben de ehliyet işini hallettim. Given Drive'a da abone olun arkadaşlar. Linki açıklamaya ekliyorum. Videonun linkini. Given Drive'ın kanalının linkini pardon. Şimdi gördüğünüz gibi motorla gazlıyoruz. Ehliyet olayını da hallettim. Ehliyetle ilgili bir video çekmiştim hatırlarsanız derste. Ders aldığımla alakalı. Dışarıda açık alanda da motor sürdüm. Bir hocanın gözetiminde. O işi de hallettim. Ehliyet işini bitirdim yani. Çünkü geldiğimden beri ehliyetle, araba işleriyle, araba ehliyetiyle, evle alakalı konularla, bir sürü ilgi konuyla alakalı işle meşgul olmak durumunda kaldım ve YouTube'da da pek bir şey video çekememiştim. Artık biraz daha kafam rahat, müsaitim. Rahat rahat videolar çekeceğim. Yakında da kendime yeni bir motosiklet alacağım. Motosiklet önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ben birkaç modelde karar kıldım kafamda ama siz de zaten izleyenler, sürekli beni izleyenler de biliyordur. Benim ne tarz motorlar sevdiğimi, sürdüğümü ve hangi tip motorlarda zevk aldığımı biliyorlardır ki naked motorları daha çok seviyorum yani. Şimdiden hafızaları tazeleyeyim. Bayağıdır video çekmiyorum. Bir de burada test için de motosiklet mağazalardan alıp inceleme videoları çekmek istiyordum. Onun için de ehliyet büyük bir engel. Burada Hollanda ehli, yani Avrupa ehliyetinin olması gerekiyor araba motosiklet alabilmek için. Şimdi adama Türkiye ehliyetini uzatınca adam der ki burada bir geçerliliği yok der yani bunun. Ve vermezler. Artık o engel kalktı. Bir de birkaç mağazayla görüşüp mağazalardaki motosiklet fiyatlarını da çekeceğim sizin için. Çünkü uzun süredir Türkiye'den soran arkadaşlar vardı. Onları da bilgilendirmek isterim. Az önce de motoru biraz gürlettim ki bir arkadaş soruyordu Instagram'da, abi bunun sesini ne zaman duyacağız diye. Ona buradan da motorun sesini dinletmiş olalım. Şu sese bak ya. Duyuluyor mu? Bayağı gürültü. Öyle arkadaşlar, bu motorun inceleme videosu eğlenceli olacak bence. Bir de bununla biraz Rotterdam'dan aldım. Bizim Given Drive Rotterdam'da. Bu motoru alıp getirirken Rotterdam'la benim yaşadığım şehrin arasında biraz otoban var, bayağı büyük. Orada biraz test etme imkanım oldu. İki silindir falan ama böyle öyle bir gidişi var ki, yani değişik, anlatılmaz yaşanır. İnşallah şu inceleme videosunu hissettirmeye çalışırım size bazı konuları. Bastıkça basası geliyor insanın motosikleti. Öyle arkadaşlar. Bir de ne vardı genel konularla alakalı?
ev inşaatıyla, yani kendi evimin inşaatıyla, inşaat derken işleriyle alakalı videolar paylaşmıştım. Sonuncusu da yakında gelecek. Çünkü evin her şeyi bitti. Artık eşya meşya kısımları, onları da hallediyorum. Yakın zamanda evin de vlogunu yayınlamayı planlıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Buralarda bugünlük hava böyle güzel ama yarın yağmurlar başlayacak yine. Yağmur yağınca hava motosiklet sürülmüyor. Bayağı hava fena oluyor. Bir gün yağmur, bir gün güneş, bir gün soğuk, bir gün sıcak. Burası da bizi bayağı çalkalıyor, şaşırtıyor. Hollanda'nın havası beni böyle benden alıyor yani. İnsan yani motosiklet alacaksın, aldığın motosikleti de kaç yılın kaç günü kullanacaksın onu da düşünüyor bir yandan. Ama motosiklet vazgeçilmez yani. Hele şu korona muhabbeti olmasaydı ben ehliyeti 3-4 ay önce almıştım. Çünkü koronadan dolayı bizim sınavları hep ertelediler. Patlama falan oluyor egzozda. Gazı kestiğimde patlıyor direkt egzoz ya. Pat pat falan sesler çıkıyor. Epey hoşlanmam ama. Arka lastiğin de havası biraz inik. Daha az önce bir benzincide duruyordum ya orada. Aslında lastiği hava basacaktım. Hava makinesi bozulmuş yazıyordu üzerinde. Tam da burada radarın olduğu yerde basman keyfi. Buradaki hız limitlerini de 100 km hızla sabitlediler. Biraz saçma yani. Önceden 130'da bu yolda gidebiliyordum. Şimdi artık 100 km hızla sabit. Şurada yazıyor. Aynen. Saat 6 ile akşam 7 arası 100 km hız. Onun dışında 120 km hız. Pek eğlenceli olmuyor ama işte artık idare ediyoruz. Aralarda radarın olmadığı yerlerde biraz motosikleti kendine getiriyoruz. Tabii hızı kimseye tavsiye etmem. Tehlikeli, ölümcül bir şey. Hatta diğer şehirlerde daha önceden beri 100 km hız limiti varmış. Çünkü burada şöyle bir olay var. Trafik çok yoğun değil. Hızlı akabiliyor. Diyelim ki 130 km hızla akabiliyor. Birisi bir hata yaptığı zaman bir anda üst üste biniyor arabalar yani. Zincirleme kaza oluyor. O yüzden tehlikeli aslında. Herkes stabil bir şekilde giderse tehlike en aza indiği için adamlar 100 km'e düşürdüler. Yeni yaptılar bunu da. Bir sene olmadı. İlk yaptıklarında şaşırmıştım. Lan nasıl motor süreceğiz o kadar hızlı? Zaten Aralti'yle işe gider gelirken bile bacaklarım yanıyordu. Kızartma oluyordu valla. Ama şimdi yaptılar. Bir sıkıntı çıkmadı. Hollandalılar da şu üstü açık arabalara bayılıyor. Var ya güneşi gördükleri an arabanın üstünü açıp geziyorlar yani. Değişik bir zevk. Evet şurada bir radar da. Her yerde radar var ama yani o adamlar önlemini alıyor. Bir de Türkiye'de İstanbul'da olduğu gibi iki tane radar koyuyorlar. İkisinin arasında ne kadar hız yaptığını hesaplayıp falan öyle bir şeyler yapıyorlar. İstanbul'da da o teknoloji kullanılıyor yani adamlar hesaplamış. Bu da çift silindirli ayı gibi makine olmasına rağmen aynalar o kadar titremiyor ya, acayip bir şey. Nasıl yapmışlarsa KTM'de de Adventure'larda olan motor bloğu gibi kocaman. Şimdi mesela gazı bıraktım kesin patlayacak. Patlamadım. Burada şu üzerinde L işareti olan arabalarla derse girmiştim ben de. Motorda da aynı şey. L ikonu olunca ders alıyor anlamına geliyor. Yani memleket iyi güzel de şu rüzgar işi açık arazi olduğu için acayip rüzgar fırtına oluyor. Var ya böyle insanın beyni rüzgardan ağrıyor yani içine böyle. Her yerden rüzgar girip çıkıyor. Bir de bu motorun şekli şemali çok güzel olduğu için insanların bayağı ilgisini çekiyor. Daha geçen gün millet arabadan bana bakıp böyle el hareketi falan yapıyorlardı böyle. Bayağı hoş görünüyor dışarıdan. Fotojenik motor ya. Seviyorum fotojenik motorları. Çok fena bir makine. Tehlike. Tehlikeli motor. Motor şeytan işi ya. Tehlikeli ya. Patlama sesi yapıyor fena. Evet arkadaşlar. Şu an aklıma başka anlatacak pek bir şey gelmiyor. Bir sonraki
videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adam bak normal şerit çizgisini ezdi. Normalde bu çizginin üzerinden geçmemesi gerekiyor. Hemen yapıştırırlar cezayı yani. Neyse. Instagram'da ve YouTube'da, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Sinyal veriyor ama burada bir de olay olmuyor ya. Tam böyle videoyu sonlandıracağım, adam üstüme sinyal veriyor. Burada normalde arabalar sinyal verdiği zaman hemen şerit değiştirebiliyor. Böyle bir durum var. Bir de olay olmuyor yani. Mevzu böyle çok üstüme kıran olmuyor. Şimdi mesela bu kadar yolu İstanbul'da yapmış olsam en az 3 tane araba üzerime direksiyon kırmıştı. Canıma kastetmişti yani. Neyse arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dikkatli sürün. Ekipmanları da giymeyi unutmayın. Dur şu videoyu sonlandırmadan şu viraja da bir girelim. Viraja girip düşüyormuşum falan, ne komik olur lan. Şu viraja da girelim arkadaşlar, öyle sonlandıralım videoyu. Burası tam şu kenarda tabelada göründüğü gibi yuvarlak gibi böyle. Değişik bir viraj. Çok hızlı girmeyeceğim ya, bir girelim çıkalım da. Motor yattı uyandı, yattı kalktı, yan yatması yoktur. Yatıyoruz, yatamadık. Evet, şimdi yattık. Motor yattı kalktı. Yavaş gidiyorum çünkü viraj çok U dönüşü falan değil yani, bayağı O dönüşü. Biraz da lastiğin havası az, o yüzden yambul yumbul dışarı doğru götürüyor beni arkası yani. Evet arkadaşlar, videoyu kapatabiliriz. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.